Evet. Şimdi ABD'nin de tabii hep denklemlerde olduğu bir başka Doğu Akdeniz mevzuna döneceğiz. Ee, dün e, Libya ee, yeni başbakan ve muazzam bir e, kabine varlığı vardı. Genelkurmay Başkanı ile birlikte adeta çıkarma gerçekleştirildi. Onun bir hafta öncesinde Yunanistan Başbakanı Miçotakis aslında koşa koşa gitmişti. Rablosa ee, Trablus'a fakat Aradığını bulamadı. Türkiye ile mutabakatı iptal edin demiş olsa bile red cevabını aldı. Dün de hani orada verilen red cevabının çok ötesinde yani bir gövde gösterisi şeklinde Libya kabilesi e, buradaydı. Ankara'da son derece önemli anlaşmalar da imzalandı. Çok önemli mesajlar da verildi. Mutabakatın arkasındayız da denildi. Peki Yunanistan cephesinde ne oluyor deyince hemen onlardan da notları aktaralım. Yarın. Ee, AB ve Libya heyetlerinin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'ye gelecek. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus Menfi istenmeyen adam malum ilan edildiği Yunanistan'a da resmi davetli olarak yine yarın dönecek. Yarın Atina'da, yarın Dendias Ankara'da e, bir zamanlar Türkiye ile mutabakat imzaladı diye istenmeyen adam ilan edilmiş olan Menfi de Atina'da olacak. Haberimizi izleyelim. İç savaştan çıkış yolu arayan Libya şimdi de diplomasi rekabetinin hedefinde. Türkiye'ye Libya'dan tam kadro ziyaret gerçekleşti. Bir dizi işbirliği anlaşması imzalandı. Libya politikasında değişikliğe giden Yunanistan'dan da hamle üzerine hamle geliyor. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bir hafta geçmeden Libya'ya geri döndü. Bu kez Bin Gazi'ye gitti. Atina'nın hedefi Bin Gazi'deki Hafter yanlısı siyasi odaklı ilişkilerini korurken Trablus'ta yeni sayfa açmak. Libya Başbakanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus Menfi bu amaçla Yunanistan'a davet edildi. Menfi, büyük elçi iken kovulduğu Atina'ya Cumhurbaşkanı makamında dönüyor. Önce Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, ardından da Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile bir araya gelmesi planlanıyor. To build Miçotakis geçen hafta Libya'da Başbakan Dibebe ile görüşüp Trablus'ta ilişkileri güçlendirme niyetini iletmişti. Yunan lider Libya'ya Türkiye ile varılan deniz yetki paylaşımı mutabakatını iptal etme çağrısı da yaptı ama umduğunu bulamadı. Miçotakis görüşenler arasında Trablus hükümetinin eski Atina Büyükelçisi Menfi de vardı. Menfi, Türkiye ile imzalanan mutabakat nedeniyle Yunanistan'da istenmeyen adam ilan edilmişti. Yunan liderin Trablus ziyareti skandalla sona erdi kovduğu büyük elçinin ayağına gitti yorumları yapıldı. Miçotakis şimdi o görüntünün rovanşını kendi evinde alıp itibarını iyileştirmeye çalışacak.